Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 1TT1 IT sorularına çok güzel bir TT sorusuyla devam ediyoruz. Almine, Onur ve Bilge şekildeki bir çocuk havuzunda eşit uzaklıkta olacak şekilde oynamaktadır. Almine suyun içinde kollarını birbirine vurmakta, Onur ve Bilge çıkan sesi dinlemektedir. Onur derin bir nefes alıp başını suyun içine soktuğuna göre 1-2-3 yargılarında hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, Almine elini suyun üzerine vuruyor, bir ses çıkartıyor. Tabii ki ses dalgaları hem Bilge'ye hem Onur'a doğru yayılır. Aradaki uzaklıklar birbirine eşitse, şu aradaki uzaklığa arkadaşlar x kadar diyelim. Yani şu aradaki uzaklığa x kadar olsun. Almine suyun içine elini vurduğu anda çıkan ses dalgaları hem Bilge'ye hem de suyun içine dalan arkadaşlar Onur'a doğru hareket ediyor. Peki buna göre hangileri doğrudur? Çıkan sesin frekansını f kadar diyelim. Peki 1. Onur eşittiği sesin frekansı Bilge'nin eşittiği sesin frekansından küçüktür. Arkadaşlar, frekans kaynağa bağlıdır. Ortamın değişmesi frekansı değiştirmez. Bilge arkadaşlar üst tarafta hava ortamında, havuzda. Onur da su içinde dağılmış, su ortamında olsa da ortamın değişmesi arkadaşlar frekansı değiştirmez. Aynı eşitmesi gerekir. Birincisi yanlış. Unutmayalım arkadaşlar. Ortamın değişmesi frekansı değiştirmediğinden havada arkadaşlar Bilge'nin eşittiği sesin frekansı f kadar, su içinde Onur'un eşittiği sesin frekansı da f kadar olması gerekirdi. Birinci ifade yanlış. Arkadaşlar biz üçüncü ifadeden başlayalım. Oluşan sesi Onur ve Bilge daha önceden Onur Bilge'den daha önce de işitir. Arkadaşlar sesin hızı tabii ki ortama bağlıdır. Ortamın yoğunluğu arttıkça titreşim molekül sayısı arttığında sesin hızı olan sürat değeri artar. Ses en hızlı katıda yayılır. Arkadaşlar sonra su ortamında yayılır. Daha sonra da hava ortamı veya gaz ortamında yayılır. Peki arkadaşlar, Almine su içine vurduğu anda oluşan ses havada Bilge'ye geliyor. Su içinde Onur'a gidiyor. Arkadaşlar burada su ortamında sesin hızı yaklaşık 1500 metre bölü saniyedir. O kadar büyük. Peki gaz ortamında ya da hava ortamında sesin hızı 340 metre bölü saniyedir. Ses arkadaşlar ortamın yoğunluğu arttıkça sesin sürati arttığından Onur arkadaşlar Bilge'den sesi daha önce işitir. Üçüncü ifade doğru. Unutmayın arkadaşlar, sesin hızı ortama bağlıdır. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin hızı veya sürat değeri artar. Peki ki Bilge oluşan sesi Onur'dan daha gür işitir. Arkadaşlar gür deyince arkadaşlar gür dalganın şiddetidir veyahut da enerjisidir diyebiliriz. Peki şiddet deyince arkadaşlar ikisinin de şiddet uzaklığa bağlıdır. İkisinin de almine veya ses kaynağı olan uzaklığı nedir? X kadar x kadardır. Yalnız arkadaşlar su ortamında madde tanecikleri daha yoğun olduğu için sesin şiddeti veya arkadaşlar gürlüğü daha çoktur. Onur'un arkadaşlar sesin şiddeti Bilge'den daha çok işitir. Bilge Onur'dan daha gür işitmez. Şiddeti daha büyük işitmez. İkinci ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız 3C'dir.